Muhteşem, lezzetli, organik, kendi zeytinlerimizi yapmaya başlayalım sizinle birlikte. Bu benim geçen yıl yaptığım zeytinlerden. Kekikle birlikte çok daha lezzetli hale geliyor. Arkadaşlar merhabalar. Sesim hala düzelmedi. Sesim için öncelikle kusura bakmayın. Ve kış hazırlıklarımız devam ediyor. Zeytin zamanı. Kalamata zeytinlerimiz geldi Aydın bölgesinden. Onları birlikte hazırlayacağız sizinle. Çizik atıyorum. İsterseniz iki yerine atın. İsterseniz tek çizik atın. Ben genellikle tek ve büyük bir çizik atıyorum. Tek çizik atıyorum bu şekilde. Böyle. Zeytinlerim çok güzel. Etli zeytinler. Aydın'da Mustafa Bey var. Sağ olsun. Bana zeytin gönderiyor. Zeytinleri çok güzel. Ve ben 2 yıldır başka bir tarif kullanıyordum daha önceden. 2 yıldır Mustafa Bey'in tarifiyle yapıyorum. Zeytinlerim çok daha çabuk oluyor. Bakın böyle çizik atıyorum sadece. Tüm zeytinlerimizi ister tek taraflı ister çift taraflı tek tek çiziyoruz. Ben tek taraflı çizdim ve her yıl öyle yapıyorum. Zeytinlerim de çok güzel bir kıvamda oluyor bu şekilde. Sert zeytinlerim oluyor. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben her yıl bu şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Çizdiğimiz zeytinleri damacanaya hazırladığımız suyun içerisine çeşme suyu koyuyoruz. Özellikle bütün zeytinleri çizer çizmez damacanaya koyuyoruz ki kararmasınlar. Tamamını çizdiklerimizi her çizmemizi suyun içerisine atıyoruz. Tamamlıyoruz bu şekilde. Sosunu hazırlıyorum. Şimdi zeytinlerimi doldurdum damacanaya. Tam 10 kilo zeytin. Her kilo için 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Güzel bir tuzdur. Kullandığım kaya tuzu. Tam tamına 10 yemek kaşığı kaya tuzu oldu. Ve yarım kahve fincanı limon tuzu. Bunun yarısını kullanacağım. Ve karıştırıyorum bu sosu. Bunu zeytinlerimin üzerine koyacağım. Yaklaşık bir ay bu sosun içinde kalacak zeytinlerim. Sonra havalandıracağım. Her 2-3 günde bir kapağını açacağım. Havalandıracağım bir ay boyunca. Bir ay sonra bu sosu tekrarlayacağım. Bir ay daha bekleteceğim. Ondan sonra tatlandırma işlemine geçeceğiz. Şöyle hafifçe eritiyorum. Sosumu. Ve hazırladım. Zeytinlerimin üzerine sosu koyuyorum. Bir ay bu şekilde kalacak. Bir ay sonra neredeyse yeme kıvamına gelecek. Evet, zeytinlerimiz çok güzel oldu. Biraz daha su ilave edeceğim. Sonra kapağını kapatacağım. Bu şekilde kapağını kapatacağım. Bir ay bekleyecek zeytinlerimiz. Ve artık zeytinlerimiz hazır. Bu geçen yılki yaptığım zeytinden lezzeti muhteşem, tadı, ekşiliği bol zeytinyağı ile servis ediyorum. Siz de yapın.